Zarrab olayına ve Berat Albayrak'ın yolsuzluğa bulaştığı, kara para aklama işine bulaştığını gösteren delillere gelelim. Birincisi, porno siteleri var, porno sitelerinin üyelikleri var, şusu var, busu var, para yatıran bazı şeyleri var. Porno siteleriyle anlaşmışlar. Bu porno sitelerinin sahipleriyle Erdoğan ailesinin bir kısım işte avukatları bir anlaşma yapıyorlar. Birinci yolu bu. Porno siteleri sanki kendilerine porno izleyicileri tarafından para gelmiş gibi o parayı gösteriyorlar, hesaba aktarıyorlar. Daha sonra arka kapıdan tekrar yeniden Berat Albayrak'a, Erdoğan ailesine o parayı iade etmiş oluyorlar. Birinci aklama sistemi bu. Yani bu dinci, şeriatçı, bilmem neci, falancı, filancı diye bağıran, çağıran adamlar var ya, yani böyle İslam, Allah, Kur'an falan filan. Bunlar yolsuzluk yaptıklar. Hırsızlık parasını porno sitelerinde temizliyorlar. Birinci yol bu. İkincisi, bahis siteleri kurmuşlar. Fake bahis siteleri. Kumar oynatmışlar gibi göstermişler. Bahis oynatmış gibi göstermişler. Bir de kumar var işin içerisinde. Ne ararsanız var. Hırsızlık, yolsuzluk, kumar, porno, ne ararsanız. Neyse, fake hesaplar, fake siteler kuruyorlar, bahis siteleri. O bahis sitelerinin üzerinden parayı ikinci kez böyle, diğer bir kısmını, paranın bir kısmını da böyle aklıyorlar. Üçüncü yolda şu, Afganistan merkezli Taliban örgütüne destek olan şirketlerle anlaşıyorlar. Bu şirketlerin bankalarını kullanıyorlar, bu şirketleri kullanıyorlar. Bu şirketlerin en önemli özelliği nedir? Bu şirketler böyle Taliban'a para yardımı yapan şirketler gibi görünse de aslında o para yardımlarıyla silah kaçakçılığının da önünü açmış oluyorlar. Doğrudan bir de Afganistan söz konusu olunca bilin ki işin içerisinde uyuşturucu girer. O zaman işin içerisinde uyuşturucu giriyorsa bu şirketlerin biraz daha gerisine, bir adım gerisine bakmak gerekiyor. Bir adım gerisine dönüp bakıyorsunuz. Şirketlerin sahipleri, yani Berat Albayrak'ın Erdoğan ailesinin birlikte çalıştığı, paralarını akladıkları şirketlerin sahipleri kim çıkıyor? Letonya'nın çok önemli iki iş adamı, ki bu iki iş insanı aslında iş insanı değil, uyuşturucu baronu. Avrupa'da çok önemli uyuşturucu işlerine karışmış iki tane baronu